Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de "Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullaha aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila." Gece gündüz açık gizli mallarını sarf edenlerin mükafatlarını Rableri verecektir. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Allah'a iman etmek Allah'ın kullarına verdiği büyük nimetlerdendir. Yüce Allah, fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sindirmiştir. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah bilendir, hakimdir buyurmuştur. Ramazan ayının gerçek iman ayı olduğuna dair şüphe yoktur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'deki oruç ayetleri iman edenlere seslenmekle başladı. Allah Teala, "Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size sayılı günlerde farz kılındı." buyurmuştur. Gerçek iman, Allah tarafından gelen her şeye inanmak ve buna göre davranmaktır. Bu konuda meşhur bir hadiste Peygamberimiz Cebrail ile konuşmuş. Kendisine iman nedir diye sorduğunda Resulullah şöyle cevap vermiştir: "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayriyle şerriyle, kadere inanmaktır." İman dil ile ifade edilecek bir söz değil ama o kalpte yer eden ve davranışların doğruladığı şeydir. Allah Teala, "İman edenler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Ve Rablerine güvenirler, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. İşte gerçekten inanmış olanlar bunlardır." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, "Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Mümin de halkın can ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kişidir." buyurmuştur. Kim kötü ahlakıyla ve davranışıyla Allah'ın emirlerinden ve onun yasaklarından saparsa iman yolundan da sapar. Resulullah, "Zina eden kişi zina ettiği sıra mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra mümin olduğu halde hırsızlık etmez. İçki içen kişi içki içtiği sıra mümin olduğu halde içki içmez." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz komşusuna zarar veren ya da bildiği halde komşusu açken tok yatan kişinin tam iman etmediğini belirtmiştir. Ayrıca iman amel etmeyi gerektirir. Bu bağlamda Resulullah, "Vallahi iman etmemiş, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz" dediğinde sahabiler, "Kim iman etmiş olmaz ya Resulullah?" diye sordular. Efendimiz, "Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse" buyurdu. Diğer bir hadiste, "Bildiği halde komşusu açken tok yatan kişi bana iman etmemiştir" buyurdu. Gerçek iman kişiyi başkalarının haklarına ve kendilerine saldırmaktan korur ve kişinin gönlünü nefret, kıskançlık, bencillik, kin, ihanet ve yolsuzluktan arındırır. Gerçek iman kişinin ahlakını düzeltir ki onun davranışları, hayattaki diğer hareketleri ve Allah'ın tüm yaratıklarıyla muamelesi üzerindeki etkisi görünür. İnsana, hayvana ve cansıza merhamet olsun diye ve Allah'ın rızasını kazanmak için imana tutunmak lazım. Allah Teala, "Onlar içleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için duyuruyoruz. Bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz" buyurmuştur. İman kökü sağlam, dalları güye doğru olan kökleri güçlü olduğu sürece Rabbinin izniyle her zaman meyve veren bir ağaca benzer. Gerçek oruç bu imandan kaynaklanır. Ruha huzur ve güven yerleştirir ve Allah'ın rızasını kazandırır.
gerçek oruç tutan hiç yalan söylemez. Zira oruç ile yalan bir arada olmaz. Oruç açıkça değil de gizlice Allah'ın rızasının en yüksek derecelerine dayanır. Kul ile Rabbi arasında bir sırdır. Yalan ise nifakın en belirgin belirtisidir. Bu nedenle gerçek oruç yalana tam bir şekilde aykırı olup ikisi hiçbir zaman bir araya gelmez. Kişi ya oruçlu olur ya da yalancı olur. Bu bağlamda Peygamberimiz kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Bir gün Peygamberimize sorulmuş, mümin korkak olur mu? Mümin korkak olur mu? Peygamberimiz olabilir diye cevap vermiş. Sonra mümin cimri olur mu diye sorulunca Peygamberimiz olabilir buyurmuş. Sonra da mümin yalancı olur mu denilince Peygamberimiz hayır olamaz buyurmuştur. Allah'a iman etmenin bir tadı vardır ki ancak kalpleri imanla dolu olan insanlar tadacaktır. Peygamberimiz imanın tadını Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olan kimse tatmıştır buyurmuştur. Başka hadisi şerifte üç haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını duyar. Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sevmek, bir kulu sırf Allah rızası için sevmek, Allah imansızlıktan kurtarıp İslam'ı nasip ettikten sonra tekrar inançsızlığa düşmekten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak buyurmaktadır. İman ve güzel ahlak birbirine bağlıdır. Resulullah müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en güzel ve mülayim olandır. Onlar insanlara ısınırlar, insanlar da onlara ısınırlar. Başkalarına ısınmayan ve kendilerine ısınılmayan kimsede hayır yoktur buyurmuştur. İman nur ve ibadet de nurdur. Kim imanın tadını ve ibadet zevkini alırsa sadece huşgürü, kolaylık ve iyi muameleyi bilecektir. Bu yüzden mümin kişi insanlara kibirli ya da asık suratlı olmaz. Kötülük karşısında kötülük yapmaz ama affeder ve bağışlar. Bunun için Peygamber Efendimiz biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin buyurmuştur. Akıllı insan kendi ibadetiyle cennete giremeyeceğini ve ancak kendi ahlakıyla ve insanlarla iyi davranışıyla cennete girebileceğini bilmelidir. Bu anlamda Hazreti Peygamber sizden önce yaşayanlardan biri ölünce hasabet çekildi. Teraziye girecek hiçbir hayrı yoktu. Ancak zengindi. İnsanlara karışır, borç verir, hizmetçisine de darda olanların borçlarını bağışlamalarını emrederdi. Allah Teala onun hakkında şöyle buyurdu. Biz bağışlanmaya ondan daha layıkız. Onu bağışlayın diye emretti buyurmuştur. Şunu vurguluyoruz. Gerçek iman Allah'ın kul kalbine attığı bir ışıktır. Bu ışık kula bilgelik ve kesinliği miras bırakır ve Allah'ın ışığıyla görmesini de sağlar. Enes bin Malik'ten rivayet edildiği gibi Hazreti Peygamber bir gün çıkıp yolda Ansar'dan Haris bin Numan adlı bir genç ile karşılaştı. Peygamber ona nasıl sabahladın ey Haris diye sordu. Haris gerçek bir mümin olarak sabahladım der. Resulullah her hakkın bir hakikati vardır. Senin imanının hakikati nedir deyince Haris gündüz susuz, gece uykusuz kalarak dünyadan vazgeçtim. Sanki Allah'ın arşını cennetlik ve cehennemlikleri gördüm diye cevap vermiştir. Hazreti Peygamber de ona doğru yaptın, sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kulsun buyurmuştur. İmanın her müminin dikkat etmesi gereken çok şubeleri vardır. Peygamber Efendimiz iman 70 küsur, diğer hadiste 60 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah sözü, en aşağısı ise insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir buyurmuştur. Bir adam da El Hasan
Al-Hasan al-Basri'ye şöyle sormuş: sen mümin misin? O da şu cevabı vermiş: İman iki türlüdür. Eğer sen bana Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennete, cehenneme, öldükten sonra dirilişe ve hesaba imanı soruyor isen, ben bunlara iman eden bir kimseyim. Yok eğer Yüce Allah'ın, müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır ve Rablerine güvenirler. Namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Buyurması hakkında soruyorsan, Allah'a yemin ederim ki ben onlardan mıyım, değil miyim bilemiyorum. Gerçek iman sahibine güven ve huzur verir. Yüce Allah şöyle buyurur: kadın, erkek inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Yine de şöyle buyurur: onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu hususta da şair şöyle der: eğer iman kaybedilirse din yaşamamış kişi ne huzur ne hayat bulur. Dinsiz bir hayata razı olan faniliği hayatına yakınlaştırır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Aziz müminler, Ramazan iman ayıdır. Aynı zamanda güçlü bir adam yapma ayıdır. Halbuki oruç gerçek adamları gösteren pratik bir okuldur. Şair Ahmet Şevki şöyle demiştir: oruç yüzeysel bakıldığında karnı aç bırakmak, deruni bir bakış açısıyla karnı aç bırakarak kalbi doyurmak, açlıkla bir terbiyedir. Allah'a itaat ve boyun eğmektir. Her farzın bir hikmeti vardır. Bu hükmün içi rahmet doludur. Oruç, nefsi sabır kafesinde tutmak, aşk semasında ruha tutunmaktır. Aşk merhameti uyandırır, sadaka vermeyi teşvik eder, kibri kırar, sabrı öğretir ve hayırseverliğe alıştırır. Tok olmaya alışan kişi aç kalırsa ve nimet içinde bulunan kişi mahrum bırakılırsa, o zaman mahrumiyetin nasıl olduğu ve acısı nasıl çekileceği bilinir. Kur'an-ı Kerim'i düşünen kişi, adamlığın Allah'a verilen ahdi değiştirmeden yerine getirmek gibi özelliklere sahip olanlar haricinde kimseye verilmemiş bir tanım olduğunu anlar. Allah Teala iman edenlerden Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahitlerini hiç değiştirmemişlerdir buyurmuştur. Gerçek adamlar Allah yolunda canlarını ve mallarını satanlardır. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük başarıdır buyurmuştur. Ramazan, karakterin inşası ve güçlü bir adam yapımında en önemli iki etken olan camileri imar etme ve gece namazına kalkma ayıdır. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e hitap ederek: ey örtünüp bürünen Resulüm, birazı hariç geceleri kalk namaz kıl, gecenin yarısını kıl yahut bunu biraz azalt ya da bunu çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir buyurmuştur. Yine de Allah'ın yüksek tutulmasına ve işlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde insanlar sabah akşam onu tesbih ederler. Bunların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zakat vermekten alıkoyar. Bunlar gönüllerin ve güzlerin döneceği günden korkarlar buyurmuştur. Cennet halkını tarif ederek Allah Teala, onlar geceleri az uyanlardır, seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.
buyurmuştur. Başka ayette vücutlarını yataklarından uzak tutup korkarak ve umarak Rablerine yalvaranlar ve verdiğimiz rızıklardan sarf edenler inanır. Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'i örnek alarak Ramazan'ın özellikle son 10 gününde gece namazına kalkmak dikkat etmemiz gereken şeylerdendir. Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde Resulullah geceleri ihya eder ve ev halkını uyandırır. Başka bir rivayette ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. Hazreti Ayşe'nin de başka rivayetine göre Resulullah Ramazan'da diğer aylardan daha fazla kulluk yapmaya çalışırdı. Ramazan'ın son 10 gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan nefsin arzularının karşısına çıkmayı ve aşırı arzuları dizginlemeyi öğretir. Oruç nefsimizi huzura, disipline, iyi davranmaya, insan davranışlarını yöneten ahlaki değerleri benimsemeye alıştırır. Tüm bunlar insanın kendisi, toplumu, vatanı ve milleti için bütün iyiliklerin vesilesidir. Dolayısıyla toplumun istikrarı ve ilerleyişine iyi şekilde yansıyacak ve herkes arasında sevgi, şefkat, merhamet ve halkların gelişmesini destekleyen diğer asil anlamların ruhunu yayacaktır. O halde bu mübarek günler içinde Allah'ın merhametinden mahrum kalmamak için zikir, dua, Kur'an okumak ve bizi Allah'a yaklaştıracak her şeyi yapmak için özen göstermek yoluyla bu mübarek günlerden faydalanmalıyız. Peygamber Efendimiz muhakkak ki Rabbimizin bazı zaman dilimlerinde rahmet esintileri vardır. Rahmet rüzgarları eser. Siz o rahmet esintilerine yönelerek hayrı elde etmeye çalışın. Hayra talip bulun. Umulur ki o rahmetten birinize bir esinti eser de bir daha bedbaht olmaz demiştir. Ey Rabbimiz, yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki sen hem işitir hem bilirsin. Ve tevbemizi kabul buyur. Çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak sensin.